sebebe doğru giden yola ben biraz yürümek istiyorum. Şu anda Türkiye gri listede. Gri listedeki bizim bulunma sebeplerimizden bir tanesi kara para aklama. Bu anlamda şu anda Türkiye bana göre dünyanın en büyük para yıkama makinesi haline getirildi. Dışarıdan büyük bir sistem para giriyor ve bu aklanıyor. Yani bu sadece bir fon oluşturdum. O fonla ilgili olarak sana şu kadar faiz vereyim lan olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Biri size gelse dese ki sevgili Cüneyt dolarına %225 faiz vereceğim. Ne dersin buna? Yani uluslararası piyasada bile piranha fonlarında %10 çalıştığı bir ortamda güler geçersin ya da dolandırıcı diye beni ihbar edersin. Ama topluma zarar görmesine engel olmaya çalışırsın ama kanmazsın. Burada başka bir şey var. Sadece futbolcular değil fakat aynı zamanda bu fenomenler üzerinden sisteme müthiş bir şekilde dışarıdan para giriyor. Bu iki sebepten dolayı biz legal yollardan para toplayamıyoruz. Hatırlarsın bir zamanlar Dubai üzerinden altın geliyordu. Bir rafinerici alıyordu bunu kapalı çarşıda dövize çeviriyordu ve rezerv yapıyordu. Şimdi bu bambaşka bir kanal. Bir yandan fenomenler öbür taraftan bu tür birilerinin adına oluşturan fonlarla para giriyor.